Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Bugün ne konuşacağız? Hazapulo'yu 6-7 Eylül olaylarını konuşacağız. Hazapulo'nun tarihçesini anlatmanı isteyeceğim senden. Çünkü ilk alışveriş merkezinin aslında biraz daha olduğu bir yer. O binayı, o hani bize anlatır mısın? Elbette. Seve seve. Sanırım Balık Hafıza'nın en enteresan yerlerinden bir tanesi burası. Hala işlevliğini sürdüren bir nokta. Burada pasaj külliyatı, yani klasik Osmanlı'daki o han çarşı anlayışından, hatta daha eskilerdeki kervansaray anlayışından çıkarak biraz daha modernize, yani batıdan alınan bir örnektir. Bir geçit anlamındadır aslında burası. Yani pasajın diğer türevi bir geçit. Ve tamamen sadece insandan oluşan bir geçit. Herhangi bir aracın ya da başka bir durumun gireceği bir yer değil. Bunların en önemlilerinden bir tanesi ve yapıldığı dönem itibariyle inanılmaz derecede ses getiren bir pasaj. Dükkan kiralarının pahalılığını falan bile yazmışlar dönemin gazeteleri. Tabii 1870'te büyük bir yangın oluyor Beyoğlu'nda. Büyük Beyoğlu yangını diye geçer bu yangın. Bu yangın sonrasında 1871 tarihinde, hemen bir yıl sonrasında, o pasaj inşa ediliyor. Üç kapılı bir pasaj aslında burası. Ve bize oradan kalan hem dükkanların hem mimarinin kendisi olduğu kadar oldukça hoş bir zemin kısmı kalmıştır. Evet, taşları çok güzel. Evet, ama ne yazık ki onu da biraz yok etmeye başlıyoruz. Her şeyi yok ettiğimiz gibi. Bizler o taşa podima taşı diyoruz. Ve bu taşlar Çatalca'da Yalıköy taraflarından getirilip İstanbul'un aslında sadece bu pasajında değil, bugün bile Arnavutköy'ün tepelerine doğru çıkın, göreceğiniz çok yerde bu taşlar hala işlevliğini sürdürür. Dönem itibariyle çünkü yağan yağmurda hem kayganlaştırmayı azalttığı gibi hem de baskıyı, yani suyun baskınını önlüyor. Çünkü toprak emiyor bu sayede. Ve oldukça da estetik bir anlayışla inşa ediliyor. Tabii Hazapulo ismi, burayı yapan Rum bir terzi olarak bizler biliyoruz Hazapulo'yu. Oldukça büyük bir yatırımla bu bölgede bu mekanı inşa ediyor. Aslında İstanbul'un ilk alışveriş merkezi diyebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Modern bir merkezi diyebiliriz buraya net şekilde. Dönemi itibariyle terziler, şapkacılar, birçok modelist ve aynı zamanda yani çok çok ünlü bir eczane ve yine çok çok ünlü Osmanlı müzik külliyatı, hatta Cumhuriyet'e kadar süreçteki müzik külliyatını çok iyi yansıtan Adam Musiki müzik evi bulunmakta içerisinde. Eczaneyi bilerek söylüyorum çünkü burada 38 numarada İstanbul'un, belki de sadece İstanbul'un, şüphesiz ki Türkiye'nin en büyük fotoğrafçılarından birisi olan Ara Güler'in babası Dakat Güler'in eczanesi var burada. Birçok hikayenin yaşandığı bir yer Hazapulo pasajı. Günümüzde de süreç içerisinde bu pasajda belli sıkıntılar yaşandı. Bir dönem kapatıldı. Şu an tekrar açıldı pasaj. Aslında 2000'lere kadarki süreçte bu pasajın kime ait olacağı, mülkünün kime ait olacağı sorunu var. Ama son zamanlarda ağzımıza artık pelesenk olmuş bir laf var. Kayyum. Kayyum'un atandığı bir pasaj yine burası. İşlevliğini bu şekilde sürdürüyor. Ama geçmiş tarihine baktığımız zaman Hazapulo gerçekten siyasi halin bir yansıması diyebiliriz. Yani İstanbul'da, özellikle Beyoğlu'nda padişahın, hatta sadece Abdülhamit'ten bahsetmiyorum, Abdülaziz'e dahil olmak üzere, Beyoğlu'na biraz sıkıntılı yaklaşıyorlar. Çünkü Beyoğlu radikal fikirlerin çıkabileceği bir yer. Niçin? Çünkü yabancı gazeteler ya da yabancı dergilerin yayınlandığı yer. Milliyetçilik akımlarının işte batıdaki etkenlerinin yavaş yavaş gelip yansıttığı bir yer. Bir de baktığınız zaman inanılmaz derecede kozmopolit bir mekan Beyoğlu. Namık Kemaller oradaydı değil mi? Evet evet, tam anlamıyla. Zaten işte onların bu hikayesi buradaki siyasi atmosferi de oldukça fazla etkiliyor. Her ne kadar 1872-1873 tarihlerinde Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi
önce olsa da İbret Gazetesi'ni. Aslında İbret Gazetesi 1869'da Aleksiyan Sarrafyan tarafından hazırlanıyor. 1872 tarihinde de öncülüğünü Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı bir gazete olarak ilerliyor. Tabii burada Ahmet Mithat Efendi'nin bir de matbaası var. Bugün Meşrutiyet Caddesi taraflarında kalıyor bu bulunduğumuz alan. Ve Ahmet Mithat Efendi de burada İbret Gazetesi'ni basmaya başlıyor. Abdülaziz yönetiminde dönemi itibariyle kapatılıyor ama daha sonra tekrardan açılıyor. Bunun belli nedenleri var. Bazı kaynaklarda Namık Kemal'in yazmış olduğu Vatan Yahut Silisre oyunu hakkında halk inanılmaz heyecanlı derecede ve İbret Gazetesi'nin önüne kadar geliyor bu heyecan. Bundan kaynaklı saray biraz tedirgin oluyor ve 1873'te kapattığı söyleniyor. Ama bazı kaynaklar tam tersini söylüyor ve biraz hikayenin enteresan tarafıdır. İbret Gazetesi'nde Namık Kemal'in bir yazısı olduğu söyleniyor. Garaz marazdır diye bir yazı. Ve bu yazıda sarayı eleştiren, dönemin ideolojik fikirlerini eleştiren, sarayı ideolojik fikirlerini eleştiren bir yazı. O yüzden de İbret Gazetesi kapatılıyor. Ahmet Mithat ve Ebu Ziya Tevfik Rodos Adası'na sürülüyor. Namık Kemal'in Kıbrıs'a sürüldüğünü bizler biliyoruz. Nuri ve İsmail Bereketzadeler Akkaya sürgüne gönderiliyor. Tabi padişah değişiyor ve 5. Murat geliyor ve onun cülüsüyle birlikte tekrardan ülkeye dönebiliyorlar. Ama belli aralıklarla tekrardan bu sürgünler gerçekleşiyor. Ama buradaki en büyük etken tam da onlar gittikten sonra o siyasi atmosferin değişimine yol açabilecek bir hareket gerçekleşiyor. Ve Jön Türkler artık burada örgütlenmeye başlıyor. Bir hal ve durum olarak. Ama tabii Hazapulu pasajını sadece bu şekilde yorumlamak değil, aynı zamanda gerçeklikler ve yaşanmışlıkların devamı olan bir yer. Jön Türkler burada örgütlenmesinin nedeni İbret Gazetesi olduğu kadar bir yandan da hemen Hazapulu'nun İstiklal Caddesi kısmında dönemi itibariyle bir kafe var. Ve burada fazlasıyla bilardo oynanıyor mesela. Batı oyunları ya da batı anlayışı ya da batı fikirleri İstanbul'a yavaş yavaş girmeye başlıyor. Ve Jön Türkler de bunda oldukça öncü. Yanılmıyorsam birkaç hikayesi daha var. Onlar da pek İstanbul'da vakit geçirmeyen, bildiğim kadarıyla bugün Haydarpaşa Garı'na yakın olan bir ev var. Ahmet Haşim'in emri olarak bizler biliyoruz. Onun ara ara burada Acem Lokantası'na gelip gittiği söyleniyor bazı kaynaklarda. Yine birçok yazarın ve şairin uğradığı, vakit geçirdiği bir alan. Bunlardan bir tanesi de dönemi itibariyle önemli bir eczacı olan Dakat Güler, Aragüler'in babası. Hikaye enteresan aslında buradaki. Bir aşk hikayesinin geçtiği de söyleniyor bu eczanede ya da bunun devamı niteliğinde 6 ve 7 Eylül olaylarının yansıttığı bir alan olarak geçiyor. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Aragüler'in kendi mizacı ile alakalı hani biraz ağzı ağır eleştiriler yapan, biraz da ağzı buzuk diyebileceğimiz bir insan olarak anılıyor. Tatlı şekilde oturuyor aslında bana. Dün de hatta Yaşar Kemal'le atışmalarını da izledim. Biraz bakarken. Orada mesela 6 ve 7 Eylül olaylarını pasajın içerisindeki gayrimüslim vatandaşların, azınlık vatandaşlarının dükkanlarının isimleri Türkçe olduğu için ya da soyadları Türkçe olduğu için saldırıya uğramıyor 6 ve 7 Eylül olaylarında. Aragüler'in güzel bir mizacıyla bitiriyor olayı. Hadakat hamakat gibi bir şey söylüyor aslında babasının ismiyle. Makatı karşılaştırırcasına oradaki diyor Güler olmasaydı neler olurdu acaba diye yorumluyor aslında. Ve burada hala varlığını sürdüren ama ne yazık ki çok uzun bir süredir belki sağlık sorunlarından kaynaklı kapalı olan bir dükkan daha var. Katya, Madame Katya'nın şapka dükkanı. İstanbul'daki nadir dükkanlardan bir tanesi. Ama ne yazık ki artık kapalı olduğunu
uzun bir zamandır biliyorum. Hazapulo tarihi böyle ama 6 ve 7 Eylül olaylarından da bahsetmekte fayda var. Biraz burada sana bırakıyorum. Ben de seve seve ilerlerim bu konuda. Sen şeyden bahsettin ya, ilk alışveriş merkezi denilebilecek yer diye. Mesela ben o sırada şeyi düşündüm. Mesela işlemecilerin, terzilerin, kadın erkek terzilerin olduğu yer burası. Düğmecilerin, modelistlerin bulunduğu. Sen bunlardan bahsettin. Şu anki hali mesela görüyorum. Çünkü her hafta Taksim'de oluyoruz. Her gün Taksim'de oluyoruz. Hazapulo'ya uğruyoruz. Galatasaray Meydanı'nın çaprazında kalan bir han. Girişi çok daracık. Girdiğinde içeride neleri görüyorsun? Mesela o pasaja Galatasaray'dan girdiğinde, İstiklal Caddesi'nden girdiğinde bir takım takıcılar var. Ya da pasajın içine biraz daha girdiğinde Mustafa amca, meşhur tostçumuz, gideriz de sürekli de çaycıların olduğu ya da işte şarap evinin olduğu, safın olduğu bir yer. Hatta bir tane çantacı var. Daha bavul falan satıyorlar, valiz falan satıyorlar. Oradan buraya dönüşü biraz bana acayip geliyor. Çünkü bir hafızanın yok edilişi anlamına da geliyor benim açımdan. Mesela nargileci var orada. Çok acayip. Yani böyle bir yerden, öyle bir güzellikten dönüştüğü yer, hafızayı koruyamadığımız yer aslında. Bana kalırsa bilmem sen ne dersin bu konuda ama sanki koruyamamanın da aslında yansımalarını bir noktada görüyormuşuz gibi hissediyorum. Sen ne düşünürsün bu konuda? Yani şöyle, hafıza anlamında yani pasajlar, mekanlar aslında sadece pasajlar değil. Ama pasaj özelliği biraz daha ayırtmamız gerekiyor burada. Çünkü yaşayan bir organizma pasajlar. Ticari alanın en yoğun olduğu yerler. Mesela bugün hala tam dediğin gibi aslında biraz pasajın yapısıyla da alakalı. Çünkü ortasında çok büyük bir avlu var. Evet. Ama mesela Avrupa pasajı hemen bir üstünde bulunan Avrupa pasajı güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hatta oradaki esnafın da çantacısı da var. Bir sürü hediyelik eşya satan yerleri de var ama mimari anlamda minimal bir altyapıya sahip bazı pasajlar ama Hazapulu bu avlusundan inanılmaz derecede bir ışık alabilen bir pasaj ve şüphesiz ki hafızada çok büyük değişkenlikler söz konusu olabiliyor ama yaşayan bir organizma olduğu için bu mekanlarda şu anki kültürün yansıması olarak karşımıza çıkabilir. Yani dönemi itibariyle işte terzilerin olması ya da herhangi bir daha farklı bir mekanın olması döneminin karşılığını verdiği için. Ama şu an şüphem yok ki Hazapulo şarap evinden herkes haz ediyordur. Çünkü bir iyi bir estetik görünüme sahip. Ama nargileciden kimse haz etmiyordur bence. Bilmiyorum. En azından beni... Benim aslında galiba biraz da şikayetçi olduğum durum bu. Yani daha doğrusu bizim kaç bölümdür konuştuğumuz mesele, Taksim ve çevresini konuştuğumuzda. Yani bir takım şeyler var ve onların tamamının dönüşme hikayesi ve neye göre dönüştüğü hikayesi aslında. Mesela belki de nargileci olmasa ya da ne bileyim işte tamam Mustafa amca da oturmak çok tatlı vesaire ama onun başka bir dokuyla oturuyor olsak belki de başka hissedeceğiz. Başka bir tat verecek. Yani galiba biraz şikayetçi olduğum nokta bu bence. Rahatsız olduğum nokta bu. Olabilir. Şüphem yok bunda. Yani biraz sonuç olarak bir alışveriş alanı olduğu için talebe göre hareket eden bir noktalardan bir tanesi. O yüzden pasaj içerisinde mesela üst katları tamamen boş bu pasajın. Artık bir restorasyondan mı geçmesi gerekiyor, güçlendirilmesi mi gerekiyor ya da gerçekten talep olmadığı için sustuğu için mi? Yoksa dönemi itibariyle bunların üst katlarından bir tanesi bir müzik evi Osmanlı son yüzyıllarında ve ciddi anlamda hem sanatçı yetiştiren hem de ders verilen bir atölye alanına dönüştürülüyor. Şu an bu üst alanların boş kalması nedeni belki de gerçekten Beyoğlu'nun soylulaştırma projeleri işte ya da bu bölgedeki insanların buradan uzaklaştırılma hali diye bir adlandırılabilir. Ama evet yani şüphesiz insan yaşadığı yere biraz benziyor ya da yaşadığı yere kendini benzetmeye çalışıyor. Pasajda tek orijinal kalan şey duvarlar oluyor. Podyuma taşını bile artık yok etmeye başladık. Çok küçük bir alan kaldı orada. Bu tür yerler oluyor. Ben de mesela Mustafa amcada oturduğumuz zaman
şeyi hatırlıyorum yani, insanların podyuma taşından rahatsız olduğunu da hatırlıyorum mesela. Çünkü oturdukları kürsü sallanıyor oluyor ya da başka bir şey oluyor. Ama bunu değiştirmememiz lazım. Bu oraya ayak uydurmamız lazım belki de. O podyuma taşına ayak uydurmak gerekiyor belki de. Ya da tam tersini düşünebiliriz. O taş kalırken bir yandan da daha konforlu bir alan tercih edebiliriz. O yüzden de tam dediğim gibi yani hani yaşayan bir organizma pasaj ve ya biz onu kendimize benzetmeye çalışıyoruz ya da o kendini bizi benzetmeye çalışıyor. Biraz herhalde bu anlamda hafızanın tartışılacağı alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu etkenden bahsedebilirim yani sanıyorum. Haklısın. Şimdi 6-7 Eylül olaylarına girelim biraz daha. Çünkü bu günleri yaşayanlar 6-7 Eylül 1955'i yaşayanlar, o kara iki günü yaşayanlar demişler ki bir sabah uyandığında komşuna günaydın diyemediğin, ait olduğun topraklara yabancı hissettiğin günlerdir 6-7 Eylül olayları. Çok acayip. Çünkü bu dönemde ne olduğunu anlatmadan önce hemen bilançosunu söylemek istiyorum. İstanbul'da resmi kayıtlara göre 15 kişi öldürülüyor. Yine resmi kayıtlara göre 30 kişi yaralanıyor ama gayri resmi rakamlara göre ise 300 kişinin yaralandığı söyleniyor. 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır yıkılıyor. 4214 ev tahrip ediliyor. Azınlıkların yaşadığı 1004 iş yeri de yağmalanıyor. Saldırıya uğrayan ev ve iş yerleri kimlere ait? %59'u Rumlara, %12'si Yahudilere, %12'si Ermenilere, geri kalanlar da diğer azınlıklara ait. Peki ne oluyor? Biraz daha ne olduğuna bakalım. Bu pogromu kim yapıyor, kimler kışkırtıyor? 1954 yılına gitmek gerekiyor bunun için. Çünkü Kıbrıslı Türkler İngiliz sömürgesine karşı bir bağımsızlık mücadelesi başlatıyorlar. Yunanistan ise Kıbrıs halkının kaderini kendisinin tayin etmesi gerektiğine dair Birleşmiş Milletler'e başvuru yapıyor. Bu sırada Kıbrıslı Rumlar da adanın Yunanistan'a bağlanması fikrini gündeme getirmesiyle birlikte Türk ve Rumlar karşı karşıya geliyor Kıbrıs'ta. Ondan sonra bu dönemde bazı gazeteler İstanbul'da ve dergiler şey yazıyor. Rumlara karşı nefret söylemleri üretiyorlar. Hatta bu haberlerden bazıları İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türk azınlıkları karşı karşıya getirtiyor. İşte İstanbul'dakiler çok daha rahat, mutlu yaşıyor, siz burada böyle değilsiniz diyor. Bu da işte iki halk arasında bir takım tansiyonların yükselmesine sebep oluyor. Aynı yıl yani 1954 yılında Kıbrıs Türktür Cumhuriyeti kuruluyor. Bu cemiyeti hatta dönemin başbakanı Adnan Menderes destekliyor. Bu dönemde bir takım milliyetçi söylemler üretiyorlar vesaire. Böyle bir hareketlilik var 1954 yılında. Peki sonrasında bir yıl sonra ne oluyor? Bir buçuk yıl sonrasında 1955 yılı. Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba konulduğu iddia ediliyor. Buna iddia dememin sebebi şu, bazı araştırmacılar iddia olmadığını söylüyor, doğru olduğunu söylüyor. Bazıları da iddia olduğunu söylüyor. Böyle çok farklı spekülasyonlar var ya da iddialar var, fikirler var. Yunan basını duyuruyor bunu ve diyorlar ki Yunanistan'daki Türk azınlıklarından Oktay Engin'in koyduğunu söylüyorlar. 6-7 Eylül olaylarının ardından Oktay Engin yargılanıyor. Yassıada da yargılanıyor. Ve onun Türk istihbaratı adına çalıştığı söyleniliyor. Bu da çok büyük bir şey yapılıyor mahkemede. Ve böyle bir olay yaşanıyor. Dönemin gazetelerinden 1955 yılında, o dönemde 6 Eylül'de İstanbul Express diyor ki, yazıyor Atatürk'ün evinin bombalandığı yazıyor diye İstanbul sokaklarında duyuruluyor. O dönemde Rıdvan Akar söylüyor bunu. Normal şartlarda bu matbaa İstanbul Express normalde 30 bin çıkarıyormuş bir günde. Ama o gün bu baskı 240 bin çıkarılmış. Bunun tesadüf olmadığını söylüyorlar. Akşam saatlerinde 4.30-5 civarı olduğu söyleniyor. Taksim Meydanı'nda bir grup sloganlarla ve bir takım afişlerle gidiyorlar. İstiklal Caddesi'nde Rum dükkanlarına saldırmaya başlıyorlar. Tahrip etmeye başlıyorlar. İnsanlara saldırıyorlar. Ve sadece bu arada İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de olmuyor. Şişli'de, işte Kurtuluş'ta, Ortaköy'de, Bakırköy'de, Nişantaşı'nda, Eminönü'nde, yani daha çok azınlıkların yaşadığı yerlerdeki dükkanlara saldırılar oluyor. Zaman ilerledikçe, yani bu iki gün sürüyor ve iki günün ardından da sıkı yönetim ilan ediyor Adnan Menderes.
Ve ilk önce 3.151 kişi tutuklanıyor olaya dair. Daha sonra 5.104 kişi tutuklanıyor. 10 Eylül 1955'te ise dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa ediyor. Bu olayların ardından. Böyle bir süreç geçiyor. Bu arada sadece komünistler suçlanıyor. Yani sanatçılar, aydınlar, bir takım isimler suçlanıyor. Onlara karşı davalar açılıyor. Kimler var mesela? Aziz Nesin var, Kemal Tahir, Asım Bezirci gibi isimler hakkında da dava açılıyor. Sonra bu tutuklananların pek çoğu Aralık 1955'te de serbest bırakılıyor. Kıbrıs Türk'tür Cumhuriyeti bu dönemde biraz daha ilerleyince kapatılıyor. Ve 1960 darbesine geliyoruz. O dönemde yassıada yargılamaları oluyor ve 6-7 Eylül olaylarını Demokrat Parti'nin, yani Adnan Menderes'in partisinin kışkırttığı, provokasyon yaptığı söyleniyor ve Demokrat Parti cezalandırılıyor. Burada pek çok şey var azınlıklarla ilgili. O dönemde söylenilen, yapılan, azınlıklara karşı yapılan pek çok şey, mesela göçler meydana geliyor, insanlar dükkanlarını bırakıp gidiyorlar, sinagoglara artık yani kendi ibadethanelerine gitmez hale geliyorlar çünkü ifşalandıklarını ve artık yaşayamayacaklarını düşünür hale geliyorlar. Bu hepimiz açısından bence çok utanç verici, birlikte yaşayamamanın nasıl bir hal olduğunun göstergesi diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani bu kökeni itibariyle İzmir İktisat Kongresi'ne kadar gidiyor aslında süreç. Orada alınan kararlardan bir tanesi sermayenin, yani ekonomik gücün yabancılarda ve gayrimüslimlerde olduğu, evet, tartışmaları söz konusu. Ve oradan çıktıktan sonra varlık vergisi gibi bir durumun ortaya çıkması, 6 ve 7 Eylül olayları, Yunan uyrukların göçü 60'lardaki, bu tür vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Türkçe eleştirme politikaları, soyadı kanunu gibi durumlar. Ama buranın içerisinde yani özellikle mekanımızda, yani Hazlıpulo'da 6 ve 7 Eylül olaylarında ender görülebilecek bir nokta. Çünkü saldırı olmuyor bu buraya. Tam da söylediğim gibi isimlerin Türkçe olmasından kaynaklı olarak. Ama burada yani bir aks çizebiliriz. Samatya'dan tutun, Şişli'ye kadar yürüyün. Ve bu yürüyüş esnasında özellikle Beyoğlu ve Osman Bey'e doğru yürüdüğünüzde kafanızı kaldırın. Çok estetik yapıları görürsünüz. Ama biraz daha kafanızı yukarıya kaldırdığınız zaman bu estetik yapıların üzerine gayet düz iki tane ya da üç tane kat kaçak asılmıştır. İşte o altında 6-7 Eylül'ün mezar taşı gibi duruyor. İnsanlardan onların malını alıp aldıktan sonra da hiç tamamen estetikten arındırılmış bir biçimde kaçak katların atılması. Beyoğlu'nda çok var, Osman Bey'de çok var. Bu yapıları görebiliyorsunuz ve bu insanlar ağırlıklı olarak Rum, Ermeni ve Musevi vatandaşlardı. Yani organizasyonu tamamen gerçekten resmi rakamlara göre konuşuyoruz. Yani herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz elbette. Elektrikli testereler dağıtılıyor ve tek tip bir marka ve daha önce kullanılmamış. Nedir? Yani işte elektrikli testerelerde kepenkler kesilsin diye. Tek bir tip marka ve kullanılmamış. Yani bunu birinin organize ederek bu güruha verdiği biliniyor. Ağırlıklı olarak Düzce'den, Sivas ve Erzurum'dan getirilen insanlar kamyonlarla Beyoğlu'nun sokaklarına getiriyorlar ve saldırılar düzenleniyor. Burada çok fazla yapı var, çok fazla insan hikayesi var. Hangi birinden tutup anlatırız bilemiyorum. Ama gördüğüm ve bildiğim bir fotoğraf var. O benim hafızamda hep kalacaktır. Orman bir hanesi. Sait Faik'in çok fazla gittiği bir yer. Hatta o kadar fazla gidiyor ki Abidin Dino sergi açacak Ankara'da. Davetiyeyi gönderiyor bütün arkadaşlarına. Sait Faik'in davetiyesini orman bir hanesine gönderiyor. Çünkü yani gitmiyor, adam evine gitmiyor. O orman birhanesine bugün tahmini olarak saray muhallebecisine yakın bir alan. Orada bir fotoğraf var 6-7 Eylül'den kalan. Çok korkunç bir fotoğraf gerçekten. Sadece ellerinde Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir
duvarda asılan fotoğrafını alıp geri kalanı tahrip etmeleri. Şimdi Beyoğlu'nda o dönem itibariyle çok fazla terzi ve moda evi var. Tiring ve Mayer gibi ailelerin de bulunduğu bir alan. Tamamen kumaşları dışarıya atılıyor. Yani o yüzden kumaş toplarıyla dolu diyor bazı anılarda. Beyoğlu'nun tamamen kumaş toplarıyla dolu olduğu söyleniyor. Çok enteresan. Buradaki en hikayesi direkt, yani bunun planlanarak bir güç tarafından ilerlediğini gösteren ana nokta, işaretlenmiş gibiler gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Atıyorum herhangi bir pasajın dördüncü katındaki ikinci dükkana sadece saldırı oluyor. Ama bir de olmuyor. Bir de olmuyor ya da bir ikinci katta ya da üçüncü katta bir şey oluyor. Dördüncü katın ikinci dükkanında atıyorum. Niçin? Çünkü burada bir Musevi vatandaşın kendi işlettiği bir büro, gümrük bürosu. Oraya saldırı oluyor. Yani demek ki işaretlenmiş, demek ki bu güruh ona göre bırakılmış. Ama kontrol edilmesi güç bir güruh. Çünkü bir haberler her şeyden. Bazen kayboluyorlar bile. İstiklal Caddesi'nde sadece yürüyebiliyorlar. Bazı kayboluyor. Ya Samatya'da karakol kendini içeriden kapatıyor ya. Yani böyle bir şey duymam. Bu çok korkunç bir şey yani. Müdahale etmemek için. Samatya'da bu olayın sonrasında bazı kadınlar tecavüze uğradığını söyleyemiyor. Hastaneye gidemiyor bunun için. Yani bu kadar yıkıcı bir güruh ve bir kültürel erozyonu yarattığı gibi dayanışma erozyonunu, anlayış erozyonunu, her şeyi peşi sıra getiriyor. Ve ne yazık ki şu an çok ortak ve çeşitli bir kozmopolit kültür yaratabileceğimiz bir alan aslında İstanbul. Hala devam eden bir süreç. Hala bir şekilde bu insanlar burada yaşıyor. Çünkü evleri burada, İşleri burada, mezarlıkları burada. Daha ne olsun? Buralılar, buradalar. Bizler gibi. Hepimiz buradayız biraz. Umarım bir gün günaydın demek isteyen birisi, komşusuna günaydın demek isteyen birisi, ırkına, dinine, diline bakmadan demeyi tercih edeceği günlere değil. Umarım. Balık Hafızanın bugünlük sonuna geldik. Hoşçakalın. Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol.